Hacı Murat'la başlayan Tofaş'ın yolculuğu, Şahin, Doğan, Kartal'dan oluşan kuş serisi ile devam etti. Türkiye'nin en çok satılan binek otomobil serisi olan kuş serisi, Türk halkının en çok duygusal bağ kurduğu modeller oldu ve efsane haline geldi. Buna rağmen bazı kesimler tarafından büyük tepki gördü. Tofaş kuş serisinin hikayesi bütün detaylarıyla başlıyor. Bu memlekette kamyon ve otomobil imal edilmesi lazım. Geniş bir piyasası olacaktır diyen Vehbi Koç, otomobil sektöründeki büyük potansiyeli görür ve ülkeye bir otomobil fabrikası kazandırmak ister. İşte bu hedefle 1968 yılında Vehbi Koç'un girişimleri sonucu Tofaş, yani Türk Otomobil Anonim Şirketi, Koç Holding ve İtalyan Fiat Chrysler ortaklığı ile Bursa'da kuruldu. 2 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından fabrikanın açılışı büyük bir törenle yapıldı. 73 bin metrekarelik fabrikada yılda 20 bin araç üretilmesi planlandı. 1971 yılında üretim başladı ve üretilen ilk araç Fiat 124 modelinin Türkiye uyarlaması olan Murat 124 oldu. Fiat, İtalya dışında ortak olduğu şirketlerin ürünlerinde adının kullanılmasını istemiyordu. Bu nedenle araca Bursa'ya adını vermiş olan Osmanlı Padişahı 1. Murat'ın adı verildi. Bu isim değişikliği ile şirket, Türk tüketicisine yerli otomobil vurgusu da yapmaktaydı. İlk üretilen Murat 124'ün koltuğuna önce Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ardından Başbakan Süleyman Demirel geçti. Ülke için büyük bir andı. Araç 4 silindirli 65 beygirlik motora ve 4 ileri vitesli şanzımana sahipti ve 160 km/saat hıza ulaşabiliyordu. İlk yılda 7835 araç üretim bandından çıktı. Satış fiyatının 30 bin lirayı geçmemesi planlanan Murat 124, aniden yükselen döviz kurları nedeniyle 57 bin liradan satışa çıkarıldı. O dönemde Murat 124'ün pazardaki rakipleri olan Anadol 26.800 lira ve Renault 12 Toros 63.000 lira satış fiyatına sahipti. Dönemin asgari ücreti 585 liraydı. Yani ortalama 98 asgari ücretle bir Murat 124 satın alınabiliyordu. Küçük ve yakıt tasarruflu, bakım ve yedek parça maliyetleri ucuz olan Murat 124, yerli halk tarafından büyük talep gördü. Özellikle 1970'li yıllarda dünyada yaşanan petrol krizinde güçlü ve büyük motorlu Amerikan otomobilleri karşısında halkın tercihi oldu. Talep öyle büyüktü ki bir yıl sonra üretim kapasitesi 20 bin adete çıkmasına rağmen fabrika siparişlere yetişemedi ve 2 yıla varan teslimat süresi piyasada kara borsa oluşmasına neden oldu. Müşteriler beklemeden araç almak için kara borsacılara 30 bin liraya kadar fark ödemeye başlamıştı. Bir diğer ilginç detay ise aracın 27 farklı renk seçeneği sunmasıydı. Aracın Hacı Murat adıyla anılması, 1974'te hacca arabayla gidilmesinin serbest bırakılması sonucu oluştu. İnsanlar Murat 124'leriyle hacca gitmeye başladı. Hacca gidip gelen Murat 124'ler Hacı Murat diye anılmaya başlandı. 1973 yılında 30.000. Murat 124 üretim bandından çıktı. İlk ihracat 1974 yılında Mısır'a yapıldı. 1977 yılına kadar hiç makyaj yapılmadan toplamda 134.867 adet üretilen Murat 124'ün üretimi durduruldu ve yerini abisi olan Murat 131'e bıraktı. Fiat 131 modelinin Türkiye pazarına uyarlaması olan Murat 131, Aralık 1976'da üretilmeye başlandı. Murat 124'ten sonra sunduğu geniş hacim ve konfordan dolayı tüketiciler tarafından fazlasıyla ilgi gördü. Murat 131 ile otomobil toplumun geniş bir kitlesi için ulaşılabilir bir ürün haline geldi. Reklamlarda aracın sunduğu konfor ve sürüş rahatlığı ön plana çıkartılıyor ve özellikle tam bir aile arabası olduğu vurgulanıyordu. 1978'de Station Wagon modelinin de üretimi başladı.
1981 yılına kadar 84.000 adet üretilen Murat 131, Kuş serisi olarak anılacak olan ve fikri mülkiyet hakları Tofaş'a ait olan Şahin Doğan Kartal modellerinin de öncüsü oldu. 1981 yılında Fiat, Avrupa'da beklenen başarıyı yakalayamayan Regata modelinin üretim hattını Tofaş'a verdi. 1981 yılında tasarımı güncellenen ve Regata modelinin altyapısıyla üretilen Murat 131, Şahin ve Kartal isimlerini aldı. Şahin, ekonomik aile sedanı iken Kartal da station wagon olarak üretildi. Araçlar 1.3 litrelik 65 beygir ve 1.6 litrelik 75 beygirlik motorlara sahipti. Standart 4 ileri ve opsiyonel 5 ileri manuel şanzıman kullanıldı. Aynı yıl Şahin ve Kartal'dan daha lüks donanımlara sahip olan Doğan'ın üretimi başladı. Doğan 5 ileri şanzımana ve bir hız göstergesine sahipti. Geliştirilmiş süspansiyonu, kumaş döşemeli iç mekanı ve ısıtmalı arka camıyla konforu önemseyen tüketicilere hitap ediyordu. Kartal ve Şahin'de kare farlar kullanılırken Doğan'da ise yuvarlak farlar tercih edildi. 1984 yılında Kuş serisi hafif bir şekilde yenilendi. Şahin ve Kartal'da dörtlü yuvarlak farlar, Doğan'da ise büyük kare farlar kullanıldı. 1985 yılında Kartal modeli sadece ülkemize özgü bir tasarımla değiştirildi ve aracın arka kısmı C sütunundan itibaren yükseltilip büyütüldü. 1984 yılında 6 yıl önce üretimden kaldırılan Murat 124'ün dış hatları modernize edildi. Daha ucuz ve daha az donanım içeren model Serçe ismiyle 1995 yılına kadar üretildi. 1988 yılında Şahin, Kartal ve Doğan modelleri tekrar yenilendi ve günümüzde daha çok bilinen görüntülerine kavuştular. Aynı yıl Doğan 9 milyon 315 bin liradan, Şahin ise 2 milyon 107 bin liradan satışa çıkarıldı. O yıl asgari ücret 141 bin 975 lira idi. Yani ortalama 50 asgari ücretle Şahin, 65 asgari ücretle de Doğan sahibi olunabiliyordu. 1988 yılından itibaren farklı Şahin, Doğan ve Kartal versiyonları 2003 yılına kadar satışa çıkarıldı. Şahin ve Kartal modelleri sınırlı sayıda dizel motorlu olarak da üretildi. Ancak motorun ağır ve verimsiz oluşu ve yüksek fiyatı nedeniyle fazla tercih edilmedi. 1988 yılında bir dizel Şahin, benzinli Şahin ve Serçe'nin fiyatların toplamıyla satın alınabiliyordu. Kuş serisi üretildiği dönem boyunca çeşitli kamu kurumları tarafından yaygın olarak kullanıldı. Şahin, 1990'lardan 2000'lerin ortalarına kadar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından rakibi Renault 12 Toros ile birlikte ekip otosu olarak kullanıldı. Kartal modeli jandarma tarafından, Kartal kargo modeli ise PTT tarafından tercih edildi. Şahin ve Doğan, yakıt tasarruflu oluşu ve geniş iç mekan hacmi sayesinde taksi olarak da üretildi. 1995 yılından itibaren benzin fiyatlarının artmasıyla LPG'li modeller özellikle taksi şoförleri için üretildi ve zamanla sivil kullanıma da açıldı. LPG yakıt sisteminin kullanımı Türkiye'de Kuş serisi sayesinde yayıldı. 2000'li yıllara kadar Kuş serisi Türkiye'deki taksi pazarının büyük bir çoğunluğunu elinde tuttu. Kuş serisi Türkiye'deki başarısının ardından Mısır, Suriye ve Azerbaycan'da dahil olduğu 7 ülkeye ihraç edildi. Kıbrıs için sağdan direksiyonlu versiyonları da üretildi. Kuş serisi büyük bir kesim tarafından çok sevilse de belli bir kesim tarafından fazlasıyla eleştirildi.
Eleştirilerin çoğu Avrupa'da üretimi sonlandırılan 1970'lerin teknolojisine sahip otomobillerin 90'lı ve 2000'li yıllarda ülkemizde hala üretiliyor olması ve Kuş serisinin taşıdığı güvenlik riskleriydi. Son yıllarda kaza sırasında ikiye bölünen Şahin ve Doğanlar gündem olmuştu. Yeterli teknolojik donanıma ve yeterince güvenliğe sahip olmayan Kuş serisinin pazarda çok da alternatifi olmadığı için yüksek fiyatlara satıldığı yönünde tepkiler vardı. Tofaş CEO'su tüketiciler arasında yaptıkları anketlerde Kuş serisinden dolayı tepki aldıklarını ve 20 milyon dolarlık yatırımın ardından Avrupa Birliği standartlarına uygun üretim yapmalarının bile bu tepkiyi yok etmediğini belirtti. Tofaş'ı sırtlayan modeller olsa da son yıllarda tüketicilerin daha teknolojik donanımlı otomobillere sahip olmak istemesi nedeniyle Kuş serisi satışları büyük oranda düştü. 2001 yılında Tofaş'ın satışlarında Kuş serisinin oranı %4.1'e kadar geriledi. 2003 yılında Kuş serisinin üretimi tamamen durduruldu. 22 yıl boyunca 1.26 milyon adet üretilen seri, Türkiye'nin en çok üretilen ve satılan binek otomobili oldu. Kuş serisi yalnızca ülkemizde üretilmedi. Tofaş ve Mısır devlet şirketi olan Mısır Araba Fabrikası İşbirliği ile Mısır'da 1991 yılında başlayan Doğan ve Şahin modellerinin montajı 2009 yılına kadar devam etti. Mısır'da Şahin genellikle taksi olarak, Doğan ise özel kullanım için tercih edildi. Tofaş, 2006 yılında Kuş serisinin üretim hattını Etiyopya'daki Doç firmasına sattı. Şirket, 2010 yılına kadar Etiyopya'da Kuş serisini üretti.